Tıpta iki devrimin haberiyle devam edeceğiz şimdi. İlkinin konusu migren. Birçok kişi muzdarip migrenden. Migren tedavisi zor bir hastalık. Hatta yakın zamana kadar tedavisinin olmadığı da söyleniyordu ama Türk doktorların önemli bir girişimiyle bir devrim yapıldı aslında. Bir aşı bulundu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde artık çocuklara da migren aşısı yapılabiliyor. Zara neden geldin doktora? Başım ağrıyor diye. Neresi ağrıyor başının? Burası. Fazla ağrıdığı için yüzüm böyle oluyor. Bir de annem bana ağrı kesici içiriyor. 10 çocuktan ikisinde migren var. Migren sadece büyüklerin değil çocukların da başının belası. Tarifsiz acıları ağrı kesiciler gideremiyor. Migren aşısı sadece yetişkinler için değil çocuklar için de geliyor. Çocuklarda daha çok iki taraflı baş ağrısını görebiliyoruz. Yani iki taraflı şakaklarda, ön bölgede ya da başın tepesinde şeklinde bize çocuk baş ağrısını anlatabiliyor. Kardeşin elinden tutuyorsun. Ağrısı var mı kardeşinin? Bazen alıyor. Nasıl ağrıyor kardeşinin başı? Yüzüne ekşitiyor böyle. Uyuyor bazen. Yazıyor. Uyumak mı istiyor Bazen. Oyun oynarken bırakmak istiyor ama hala oynuyor. Aşının sonuçları son derece olumlu. Yani %70 yetmiş seksen inanılmaz etkisi var. Başımın üst tarafları ağrıyor. Ne zaman ağrıyor başın? Strese sokulurken yani mesela sınava... Peki sen 9 yaşındasın ne stresindesin? Sınava çalışırken başım ağrıyor. Yani moralim bozuluyor. <laughs> Sonra sınav güzel geçince başın ağrısı geçiyor mu? geçiyor. İnsülin iğnesinden çok daha küçük bir ucu var. Şu anda erişkinlerde uygulanabiliyor 18 yaş üstünde. Direkt olarak aylık aralıklarla ayda bir kez olmak üzere kolundan hasta iğneyi kendi kendine yapabiliyor. Çocukların başı bir kez daha ağrısı mutlaka ailesi onu doktora uzmana getirmeli. Çünkü eğer migren varsa 16 yaş önemli. 16 neden önemli? Çünkü 16 yaşından önce migren ağrısı eğer tespit edilirse tedavi ediliyor ve sonrasında çocuk ileride rahat ediyor. 16 yaşına kadar migreni önleyebiliyoruz ama 16 yaşından sonra migrenle ömür boyu yaşamak zorunda kalıyor. Burası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Araştırma Laboratuvarı. Burada ne yapılıyor? Migren aşısına gönüllü olan hastaların sonuçları değerlendiriliyor. Bu sonuçla ilaç firmasına iletilecek. Onun ardından da Amerika'dan FDA'den onay alacak firma ve migren aşısı piyasaya sürülecek. Yaklaşık bir yıl içinde evet. piyasada olması evet. bekleniyor migren aşısının. Evet. Çocuklara yani 18 yaş altına da ondan birkaç ay sonra migren aşısı uygulaması başlayacak.